Arkadaşlar selam. Bugün sizlere taşınabilir tripod perdesi, Gamma Screen marka ve aynı zamanda satın almış olduğum N11'den bir tripodu tanıtmak istiyorum. Bu taşınabilir tripod perdesini Boyut Dijital'den aldım. Nasıl aldım? Şöyle ki şimdi biraz sonra onun açılımını yapacağım size. Boyut Dijital'den Gamma Screen marka 240'lık bir tane motorlu projeksiyon perdesi almıştım. Fiyatı 600 lira civarındaydı. Yani 240, videoda göründüğüne bakmayın. Gerçekten bu kocaman bir şey yani. Böyle hani 5-6 metreden izlemek için gayet ideal boyutta bir perde. Bunu aldığım zaman dediler ki sosyal medyada falan tanıtımlarımızı yaparsanız, hani her kullanıcı için geçerli bu, sizlere 100 liralık çek tanımlayacağız. Bu 600 liralık motorlu taşınabilir Gamma Screen mat beyaz perdesini kendi X-Gimi H1 LED cihazıma, projeksiyon cihazıma aldım. Sağ olsun ondan sonra 1-2 perde videosunu Facebook'tan ya da YouTube'dan yayınladım. Boyut Dijital'den hesabıma çek tanımladılar 100 liralık. Bu herkes için geçerli. Eğer oradan motorlu perde alırsanız ve 1-2 tanıtım açılırken kullanımla ilgili video çekerseniz güzel bir firma size çek tanımlıyorlar. O 100 liralık çeki de şeyde değerlendirdim. 220 liraya 180 santimlik taşınabilir tripod perde vardı Gamma Screen'in. Orada kullandım ve bana 120 liraya gelmiş oldu. Bu nedir, ne işe yarar? Yani herhangi bir şekilde arkadaşınıza yazlığa bir yere gittiğiniz zaman taşınabilir perdeyi her daim yanınıza götürebilirsiniz. Gerçekten çok pratik. Mesela arkadaşlar yaz geliyor. Yazlığa gidiyoruz. Atıyorum bahçesi olan arkadaşlar için bahçeye çıkıyorsunuz. Bahçeye çıktığınızda kullanılabilir. Ya da bir komşunuza gittiniz. Komşuda da Digiturk var. Örnek bir tane 15 metrelik böyle bir HDMI kablosu alıyorsunuz. Gene N11'den. Bunların fiyatları çok ucuz. 39 lira mı ne? Tripodu da 89 liraya aldım. Bunların linklerini hep YouTube'un altında, videonun altında koyayım. Almak isteyen arkadaşlar oraları kullanabilirler. Perdenin de fiyatı dediğim gibi, motorlu perde aldığım için 100 liralık indirim çekiyle bana 120 liraya geldi. Kargo falan bedava. Şimdi bu perdenin bir takım nasıl kurulacağını bir gösterelim size. Çok basit. Aşağıdan yukarıya doğru çıkıyor. Ya ağırlık anlamında çok ağır değil. Hani insanı yoracak bir ağırlığı yok arkadaşlar. Taşınabilir anlamında bu perdeyi arabanıza şöyle diklemesine çok rahat koyabilirsiniz. Şöyle iki parça olarak şekilde. Yani bagaja yanlamasına girmez ama bir şekilde arabanın içine girer. Port bagajınız varsa port bagaja girer. Şöyle bakın bir kurulumlu testini yapalım sizle beraber. Şöyle orta kısmından takılıyor. Şurada bir soket gibi bir şey var. Şurada da bir kilit sistemi gibi bir şey yapmışlar. Bu kilit sistemine tık diye oturtuyorsunuz perdeyi. Daha sonra sanırım bunu aşağı doğru, yok böyle duruyor. Evet, şu anda bunu şimdi bir açalım. Çıktı. Evet, taktım. Şurada bir soketi var. O soketinden aşağı doğru indiriyorum. Daha sonra bakın. Şöyle perdeyi, tabii açmadan önce şunu bir gevşetmek lazım. Şöyle ihtiyacımız kadar açıp perdeyi şöyle olacak galiba. Evet. Şöyle takıyoruz. Bakın bayağı bir büyük bir perdemiz oldu. Bunun 180'e 180 bu perde arkadaşlar. Arka tarafı siyah bir yüzey yapmışlar ve böylelikle arkadan gelen ışığı da engellemiş oluyor. Baktığınız zaman rüzgardan biraz etkilenebilir. Şu oynamasın diye. Evet, şu anda böyle takılmış durumda. Bunu arka taraftan biraz daha böyle yukarıya doğru alabilirim. Evet, perdemizin arkadan görüntüsü bu şekilde.
Yani 180'e 180 gerçekten büyük bir perde oldu. Hemen bakın 2 dakikada kurulumunu yaptık. Hani malzeme kalitesi anlamında baktığınız zaman hani süper değil atıyorum ama hani iş görecek tarzda. Perdenin yüzeyinde potluk yok. Hani buraları birazcık hafif kırılıyor ama onları ekranda görmüyorsunuz. Gelelim tripoda. Tripodumuz da PDX Pro DX Plus diye geçen bir model. Dediğim gibi N11'den aldım. YouTube videosunun altında videosunu da paylaşacağım sizlerle. Linkini. Evet. Şöyle güzel bir çantası var. Cihazın. Gerçekten iyi bir çanta var. Kalite yani. Çok ince kıytırık dandik bir çanta değil. Güzel bir çantası var. Aynı zamanda ben tripodun sağlamlığı da bayağı güzel geldi. Yani hoşuma gitti bu tripodun sağlamlığı. Bakın. Şu ayaklar falan gerçekten sağlam. Yani bildiğin arkadaş fiyatına göre ben buradayım diyor yani. Hani şuradan tabii daha açıp bunları falan uzatabiliyorsunuz. Ayakları. Baya sağlam bu malzeme. Alınabilecek çok güzel bir tripod arkadaşlar. Şimdi bakın. Ayrıca bunun şurada şöyle bakın bir yükseltme seçeneği var. Hidrolik tripod diye geçiyor bu. Şurasında bir denge için bir tuz terazimiz mevcut. Şurayı kilitleyelim. Evet vallahi gayet güzel. 1,5 metre kadar neredeyse bir yüksekliğe ulaşmakta. Ayakları tam açılmış şekli böyle arkadaşlar. Baya yüksek yani. Neredeyse benim boyuma gelecek. Şurada da bir ayrıca bir kilit mekanizması var. Kilitleyebiliyoruz. Şimdi ne yapalım? Bu tripodu neden kullanıyoruz? Hani bahçeye yazlığa sağa sola çıktığımız zaman projeksiyon cihazını koyacak yer bulamıyorsunuz. Büyük sıkıntı. Bu cihaz olayı tamamen çözüyor. Tabii X-Gimi de kullanmak istiyorsak bunu X-Gimi'nin altına bir tane 16 dolara bir tablo satın almamız gerekiyor. O tablonun da linkini YouTube videosunun altında paylaşayım. Şu girişleri bir çıkartalım. Cihaza giren de böyle. Dediğim gibi altında şu anda tripod şeyi var. Evet. Ben aynı zamanda X-Gimi'nin orijinal X-Roof duvar aparatını da kullanıyorum. Ve böylelikle bayağı bir pratik oluyor. Bakın şu anda alt tarafında bir tripod girişimiz mevcut. Cihazımızı şu şekil alete çevirip takacağız. Nasıl takacağız? Öyle haldır uldur takamayacağız. Bir öğrenelim neyin ne olduğunu. Şuradaki parça sanırım evet soketli bir parça olacak. Bu parçayı buradan çıkartabiliyoruz. Evet. Şu parçayı buradan çıkarttım. Aynı şekilde şimdi bunu alt taraftan X-Gimi'ye takıyorum. Evet. Gayet güzel taktım arkadaşlar. Şimdi bunu buraya soketini takacağız. Evet. Taktık. Şu anda gayet mantıklı ve keyifli oldu. Şuradaki dalgadan yukarı doğru çıkartabiliyoruz istersek. İstersek indirebiliyoruz. Sonra şuradan sıkıyoruz galiba. Evet. Sıktım. Aynı zamanda şunu şöyle. Evet bu mesela şu anda şu yaptığım hareketlerde falan buradan ayarını yapabiliyorum. Gayet güzel yani şu ayar anlamında
sağa sola döndürme ayar konusunda gayet iyi. Ayakların altında lastikler var. Yere çok güzel ve sağlam basıyor cihaz. Baya baya sağlam. Atıyorum şu anda bunun kutusunun üzerinde yazıyordu. Nerede bunun kutusu ya? Nereye attık? Kaç kiloya kadar taşıdı? Evet. 4 kiloya kadar taşıyor ama o ayaklar üzerine çıksam sanki beni bile taşıyacak. Öyle görünüyor yani. Şimdi bir cihaza ne yapalım, bir enerji verelim arkadaşlar. Ben duvara X-Gimi'yi duvara bütün o kullanacağım optik girişler, HDMI kablolar, TV'den falan çektiğim hatların hepsini sabitledim. Sadece güç kablosunu sabitlemedim. Onu da şöyle yapacağım. Güç kablosuna harici buz atma satılıyor. İnternette gördüm, AliExpress'te. 11 dolar gibi bir şey. Onu takıp sabitleyebilirim buraya kabloyu. Bunu da mobilde kullanabilirim. Taşıma amaçlı. X-Gimi'nin bir de orijinal çantası var. O çantadan da sipariş geçtim. O çantayı da bakalım, kargo bekliyorum gelsin. Şimdi arkadaşa bir enerji verelim. Evet. Bakın şimdi ben diyelim ki Digiturk'ten nasıl şey vereceğim, onu da göstereceğim size arkadaşlar bu videonun içinde. Şimdi ne yapıyoruz? Kumandasının, X-Gimi'nin kumandası bana lazım. Evet. Keyzone'ları bir ayarlayalım. Cihazda süper bir keyzone ayar sistemi var. Acayip derecede başarılı. Bir de fokus ayarını yapayım. Oh, canavar gibi oldu vallahi. Şimdi ne ayarlayacağız? Şu anda hafif çapraz gibi duruyor. O zaman şeyi ayarlayacağız. Keyzone'ları ayarlayacağız. Evet. Keyzone'ları ayarladım. Denemek için bir şeyler açalım. Cihazın üzerinde ses sistemi de olduğu için ekstra hoparlöre de ihtiyaç olmuyor.
guys. Explain all the power plants, the horsepower, the torque ratings to make this boat the fastest boat in the world. Yeah, we're working with several different technologies. They're 1,500 horsepower apiece. We've got... Normal TV'yi bağlayalım. Nasıl bağlıyoruz? Aldığımız 15 metrelik HDMI kablosunu, 39 lira kargo bedava mı neydi bu? Digiturk cihazına bağlıyoruz. İsterseniz şöyle bir çoklayıcı alıyorsunuz. Hem TV hem Digiturk'e aynı anda gönderebiliyoruz onu. Şimdi HDMI girişinden bağlanıyoruz Digiturk'e. Diyelim ki o akşam bir maç var. Komşunuza gittiniz. Maçı orada beraber izleyeceksiniz. Perdeniz ve projeksiyon cihazınızla. Şimdi evet, HDMI uzun olunca şöyle araya bir parça eklemek de gerekiyor. Bu parça olmadan uzun metrajlarda aktarma yapamıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Evet, şöyle ufak bir parça 20-30 liraya satıyorlar o parçayı da. Evet. Buradan birazına benziyor. Dün aslında yaptık daha çok. Ben yavaş yapacağım. Senin emrine. Atasun Optik'i müşterilerinden dinliyoruz. İki çocuk olunca insan cebinde düşünüyor tabii. Ama 79 liradan başlayan fiyatlarla rahat rahat alışverişimizi yaptık. Gerçekten çok. O kafelerde arkadaşıyla keyif yapsın. Emine.
Duracak halim yok anne. İçeride konuşalım mı? Hı? Bu gibi işler. Benim kızım ne anlar öyle şeylerden. Garip Hanım'ın şu dünyada gördüğü ilk sokaktan ibaret. Francisco günün birinde gerçek kimliğini keşfedecek o. Bırak. Emmi sağlamaya çalışıyorsun. Hayır hayır bu doğru. 20 sene önce. Belki. Arkada girdiğimiz bahsi kazanamayacağız. Ama yine de ekibimle gurur duyuyorum. Kırması imkansız olan devasa bir kayayı kırdık. Madenden uzaklaştırdık ve altın çıkardık. Pasta kırmızı harika gidiyor. Umarım haftaya her şey çok daha iyi olur. Evet, şimdi de bir toplayalım arkadaşlar. Cihazımızı, lens kapağını kapattık. Cihazımız kapandı. Daha sonra bağladığımız bağlantıları çıkartıyoruz. Ve alt kısımdan şuradan soketimiz var. Soketimizi çıkartıyoruz. İşte bakın bir klips var. Evet, o klipsi çekince cihazı çıkardık. Ve şu alttaki parçamızı söküyoruz ve cihazımızı yerine monte etmeye hazır hale geliyor zaten. Şöyle takı verelim. Evet. Neyse takarım şimdi onu. Videoya çekmeye gerek yok. Biz tripodu kaldıralım. Tripodumuzu da şöyle. Gerçekten sağlam bir tripod. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Fiyata alabileceğiniz en iyi tripodlardan biri. Hiç yüksek meblağlar ödeyip daha pahalı bir şey almaya gerek yok bence. En azından bu iş için. Tripodumuzu böyle katladık. Şimdi de perdemizi toplayalım. Evet, şu şekilde perdeyi şuradaki soketinden tak diye çıkardık. Perdemiz yolculuğa hazır arkadaşlar. Evet. Bu da şu şekil katlanıyor. Şuradaki şeyi kaldırıyoruz. Şunu da. Evet. Bu da hazır. Evet, böylelikle çok kısa bir kurulum ve çok kısa toplandıktan sonra da çok kısa bir şekilde istediğiniz herhangi bir yere götürebiliyorsunuz. Dediğim gibi HDMI kablomuz. Bunların 10 metrelik ya da 8 metrelik, 5 metrelik olan versiyonlarında araya şöyle bir uzatma almanıza, yani güçlendirici almanıza gerek yok diye biliyorum. Test etmek lazım. Ben o splitter'ı her daim kullanıyorum zaten. Arkadaşlar, evet. Taşınabilir perde ve tripod incelememizin sonuna geldik. Tripodu gerçekten PDX-301 DX Plus diye geçen model 89 liraya n11.com'dan aldım. Çok sağlam taş gibi tripod yani. Arabayı kriko diye tak, kaldır arabayı kullan. O kadar abartmayalım. Perdemiz de Gamma Screen marka. Gördüğünüz gibi şurada logosu var.
Gamma Supreme marka taşınabilir tripod perdemiz. Ayrıca bunun motorlu perdesini almıştım. Bundan gelen hediye çekini de kullanarak 120 liraya aldım. Normal fiyatı 220 lira. Boyut olarak da gerçekten tatminkar ve başarılı. En azından sağa sola taşıdığımız zaman. Malzeme kalitesi olarak böyle orta şekerli diyebilirim. Biraz dikkat etmek gerekir kullanırken. Rüzgara karşı direnci konusunda sallanabilir. Bir şekilde onu sabitlemek gerekir. Bu da motorlu Gamma Supreme perdemiz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup eğer videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada X-Gimi incelememi de inceleyebilirsiniz. Taşınabilir tripodumuz 3000 lira. Pardon, taşınabilir. Projeksiyon cihazımız LED lambaya sahip. Harman Kardon ses sistemi de var. 30.000 saat lamba ömrümüz var. Yani günde 8 saat izleseniz bile 10 sene gidecek bir lamba ömrü var cihazda. Arkadaşlar, herkese cihazı tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.